Sevgili Çınar Televizyon izleyicileri, İnançler, İnanç Kültür Eğitim Sosyal Yardımlaş ve Dayanış Derneğimizin kuruluşundan hemen sonra aldığı önemli kararlardan çok çok önemlisi, derneğimizin bulunduğu bölgede komşularımızla sıcak bir ilişki içerisinde olmak. Bu anlamda kendi kendimize yönetim kurulunda görüşüp, konuşup, artışıp ne yapabiliriz? Dedik ki, önce biz kendi sokağımızdan sorumluyuz. Bulunduğumuz binadan sorumluyuz. Binamızda kimler var, kimler yok? Bu insanlarla irtibata nasıl geçebiliriz? Ne iş yaparlar? Hastaları var mı? Hapishanede kimseleri var mı? Dertleri olanlar var mı? Bunların araştırmalarını yapalım. Ondan sonra da haftada bir gün sadece kuru fasulye günü yapalım. Kuru fasulye cuma namazından sonra bahane olsun. Hem konuşalım hem de hatırlar edelim, komşuluğun hakkını verelim diye karar aldık. Bugün inşallah ayın 24'ü, 24 Temmuz 2015 İnançlar ilk kuru fasulye toplantısına başlıyor. Hayırlı olsun. Şu anda komşularımızdan bu davetimize icap eden sevgili komşumuz burada kendileriyle spor malzemeleriyle ilgili bilgileniyor. Kendilerine de hoş geldin diyoruz. Burada bir gaye, bir siyasi amaç şu bu yok. Ana gaye şu, körleşen, paslaşan, unutulan, ihmal edilen komşuluk ilişkilerini geliştirme noktasında bunun adı bir fedakarlık değildir, bunun adı şu değildir, bu değildir. Tamamen İyi niyetle komşuluk ilişkilerimizi diri tutalım inşallah. Çünkü dünyanın bir türlü hali var. Adamımız ne güzel söylemişler. Komşu, komşunun külüne muhtaç. Bu vesileyle hoş geldiniz. Bu vesileyle bugünün ve bundan sonraki her hafta yapacağımız kuru fasulye günlerinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Yanına pilav da koymadık, biller de koymadık. Fasulye ve turşu dedik ki sade olsun. Peşinden de güzel bir rize çayı ikram edeceğiz. Tabii bugün cuma, hepimizin kendisine göre iş ve yorumluğu var. Tekrar sizlere hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun. Buyurun. Bismillah. Fener Paşa'yı görelim. Cümleten selamun aleyküm. Afiyet Amin.
Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Allah yerini sağ olsun inşallah. Hepimiz servisiz, rahat olun. Herkesin tezgahı var, işi var, gücü var. Her hafta Cuma günü, Cuma namazından sonra bu soframızı bu şekilde kuralım, bu geleneği. Komşu gel, neredesin? Selamünaleyküm. Selam. Selamünaleyküm. Mecid dayı dedi, 31'inde dedi. 31'inde şey. Cuma günü, önümüzdeki hafta Cuma günü konferansımız var. Aile içi iletişim. Saat 19'da. Ben de haberim. Dayı sen söylemedin değil mi? Kimse bana demedi ki. Yani korktun mu şimdi burada iki tabak yiyeceksin de tabak geçirir mi? Yok o değil. Ben çocuğu dedim, haberim yok. Demek yok ama karıştım ben. Yedi kaçtı gibi olmasın, bir köme geçiyoruz. Öyle düşünce yok, hiç zaman. Tamam. Rezan Bey, Rezan Acar, bizim İnanç Dışişleri Hizmetleri grubunun bize havur sirup sorumlusu. Kendisi havurdu. Müslüman Türk kardeşimiz. Babası benim 30-32 yıllık rahmetli arkadaşım Sayit Acar. Aileyi de kim idare ediyor biliyor musun ha? Okuma yazması olmayan, Türkçesi olmayan, okuma yazması yok, Türkçesi olmayan anne idare ediyor. Bu Gümrük Müşavir Yardımcısı, İktisat Mezunu. Bir evlat doktor, bir evlat avukat, bir evlat elektrik mühendisi, bir evlat da Kıbrıs'ta okuyor şu anda. Bütün bunları oradaki sıcak terörün, anarşinin, mücadelenin içerisine sokmayan, kontrol eden, yetiştiren anne. O anneyi aslında götürüp Sabancı Üniversitesi'nde konferans verdirmek lazım. Konferans. Nasıl yaptın? Nasıl yaptın abi? Baba olarak biz zorlamıyoruz. Evet. Zorlamıyoruz. Nasıl yaptın bunu abi? Hem baba hem ana şeyi veriyor demek yani öyle analar mutlu yürekli olur derler genelde ama o ikisine bir artık bir yaratıcı. Saat 19. Nereye gidiyorsun sen? Evet. Anne ben dışarı çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? İşte anne peki tamam bekle. Anne hemen şeyini alıyor, atkısını alıyor kafasına. Hadi oğlum nereye gideceksin? Beraber de. Öyle bir otelite halinde tabii ki Allah onu da kırmamak için. Ama evlatlar da maşallah. Annenin üzerinde, yüzünün üzerinde kaç verdiler var demiyorlar çok şükür. Ama böyle bir anneye de denilmez. Derlerse zaten ben 3 dakika içerisinde inerim ben oraya. Haberim olur. Bir devlet yani. O anne bir devlet. Allah orada bir törenin saygısını şeyini gösterir. Yani bir anaya nasıl saygı davranılır, babaya nasıl davranılır. Müjde abi Allah mekanınızı şenesin abi. Amin abi hoş geldin abi. Ben de dedim ki nerede benim komşuma gelir. Mutlaka gelir. Ya bir yanlış anlaşılma vardı. Yanlış anlaşılma oldu. Ya daha doğrusu şey söyledi. Cevat abi söyledi. Dedi şey var dedi, fasulye var dedi. Ben de Mecit dayı dedim belki ben tam şey yapmadım, ben emin olmadım. Dedim Mecit dayı bugün kuru fasulye varmış. Dedi 31'inde haftaya. Dedim demek hani yani şimdi girip çıkan gelen giden oluyor ya biliyor. Onlar sıra dedi 31 iyi dedim o zaman. Çıktım baktım aradı. Yok geri döndüm. Bayan Bey de davet ediyor. Bayan Bey de davet ediyor. Kim varsa, yani siz şimdi gördünüz. Her cuma anonim ya. Öylesine işte yiyeceğimiz burada bir tabak fasulye. Bahane. O bahane. Konuştular işte bir araya gidiyorlar. Çok yarın aramızdan birimiz hastaneye gideriz. Birbirimiz anadolumuz olur. Bir ihtiyaç olur, benim size ihtiyaç olur, sizin de ihtiyacınız olur. Hayat böyle. Babam dedi ki şu gömleği bildik. 27 Mayıs'a da ramak kalmış Ankara. Yeni mahallede oturuyor. Nasıl oynuyor şu anda bunlar? Ve annem dedi ki ben de bunu elim verim ki hemen dedi.
askerlerinde bir dönmeye başladı. Dedi o zaman ki komşuya da dedi. Biz hatemeler ödeyeceğiz. Annem dedi ki komşuya da bizim çalmış. Ya da şu böyle böyle var. Bizim evde bir şartması yok. Dedi dönmeye çeçe çeçe bir saniye. Oturmamıştı. Aslında. Annem bu oyun gelmiş. Hadi bu kumbura gidiyor. Babam dedi ne oldu dedi şartma. Yani demiyorum sana ama moralim bozuldu. Ya ne oldu? Komşu dedi. Şey yapmam. O zaman hemen bal bükürü giyilmiş, gitmiş de orada sıngar uzandı. Ya şuraya... Tabii şurada bir sıngar. Hemen sıngar. Ayaklar. Sıngarlar. Taksalıları maaşına göre. Şimdi komşu var. Kötü komşu mal sahibi. Mal sahibi. Aynı işte yani. Öyle yani. Bir yerde kötü komşu. Yani iyi diyeceğim ama randa bulmuyor da yerinde orada komşuluk orada geçer. Ne var yani? Bir yakayı dikecek yani. Bal yakayı şey diyecek. Ne var? Kapımızın karşısı. Aslında da orada. Burada. Evet. 20-23 tur değişiyor. Geçen baktım su geliyor. Kapıya hemen açtı. Gitti içeride suyundan kalması geldi. Mamata suyu kalmıştı da. Yeni evin orada. Yeni evin orada. Kapı mı? Kapı mı? Bir iki tane anahtar var abi. Kapı komşumdur, alt komşumdur. Anahtarları bende. Hatta arabasında anahtar da var. Ofiste de aynı şekilde bizim. Evet, evet. Bizde ofiste karşı komşunun evin eve arabasını aldı bizde. Bunlar işte insan hayata bağlayan cümleler arkadaşlar. Bunlar olacak ki bu hayatın bir anlamı olsun. Komşular takip. Allah korusun bir şey olur yani bir şey yangın olur bizimle her şey olur patlar bor patlar. Onlar geldiği zaman da aynı işte hani almıyorlar ama. Ya başka o devam sağlık yedek yedekler. Yedek arkadaşlar yedek bizde duruyor işte. O güven olması sebep mi olmuş ya? Hemen her akşam okuyoruz. Hemen her akşam. Bir haberin bir şey var ya anlattı sahibi. Sokla sahibi bir ara türlü anlatayım mı sana? Korkuyu komşuyu biraz çıkmadan önce dedim böyle. Kontrol edin mi? Mirasçı. Mirasçı kız demiyor. Ettim de ki. Evet. Peygamber Efendimiz Allah'a kadar konuşuyor. Mirasçı. 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 Kılacak o emri verecek. Hani o kadar. Öyle o kadar iyi bir şey yani. Yatırım bir ilişkin yok. Şimdi telefon, cep telefonu, televizyon. Ve sosyal medya dediğimiz elektronik sohbet araçları insanların birbirleriyle sıcak ilişki kurmasını engelledi. Abi. O karı koca arasında böyle aile içi hepimizin başında. Televizyonu engellemiştik. Şimdi en berbatı. Herkes alır bir internet bize. Herkes tarafı için karşısında biz kendimizde. Oğlan falan da var, büyü zaten ayrı. Hanım da var, kız da var, ben de var. Hep bir tarafta çekiliyor, beraber ne izin diyorsun? Ama ben ağzı sırada ne yapayım diyorum işte. Kutluyorum ki. Vahşatı atıyorsun değil mi? Öyle mi? Şimdi Zevcan da bir platformu yapıyor. Nişan platformu. Şöyle bir küçük diyorum. Topla. Erdoğan. Bu sualde bakıyorum. Bir tanesi. 24 saat geçti. 24 saatte sen babanla kaç dakika konuştun? Bir hesabı yaz. 24 saatte sen babanla kaç dakika konuştun? Peki bana sor. Baba sen 24 saat geçtiğinde kaç dakika konuştun? Hesap yazacak. Yani bu muhabbet kapka. Baba evladı bilmez, evlat babayı bilmez. Ve aile. Bu da yakın şekilde. Kapısı aile. Bu aile. Toplumu devletle kapat. Aynen öyle. Telefonu şimdi bir saat kimse telefona, televizyona takmayacak kardeşim. Biz ne konuşacağız? Tamam konuşmayın. Bir şey yok. Geçen bir karikatür yapmışlar. Varmış şey diyor. Ya geçen bir karikatür diyor. Geçen elektrik gitti. İki saat internet öptü. Yandekilere baktım diyor. İyi insan olmuş diyor. Evdekiler mi? İyi insan olmuş. Bu ayarlar sanırım. Evde internet gitti.
2 saat evdeyle oturup konuşunca iyi insanlar. Ama güzel bir şey gördük karakter hakikaten. İyi insanlar. Yani fark etmiş yani insan olmuş. Güzel bir şey güzel. Bağlı mı? Evet bağlı. Şimdi en çok kızdım Necip Bey abi. Şimdi ya bizim aile yapımız belli, şimdi belli ama artık bu yeni nesil çocuklara şey yok. Şimdi bu Show TV'de, Kanal D'de bir tane normal film yok zaten. Hep aşk meşti. İşte liseli çocuklar bilmem ne. Ya geliyorum oğlum bak. Normal iş yapmıyor ki. Ha, şunu diyorum oğlum şu bak. Güzel bak. Dur, bak. Ha, şunu şey yapma, şunları izleyelim. Çocuğum yani aşk bir şey, neydi o? Hayvan alemi izle, başkeşke belgeseli izle. Sana vereyim bir şey diyecek. Mesela TRT 1 veriyor, bazı kanalları görüyorum. O Lovgistan'ın şeylerini, yer altı şeye. Deniz alemi. Onu da başlıyor. Film de seyrediyorsun, arada bunları da seyret. Oğlum, genel kültürün artsın. Genel kültürün bir öğren ya. Güncel konuları öğren. Ne var, neye gidiyor. Ha. O ne desen de gene aynı. Aynı ya. Değişmiyor. Robotlaşmış ya. Yani. Dünya akıllı telefon çıktı, akıllı televizyon çıktı, insanlar aptallar işte dedi. Allah Allah. Şimdi yapılması gereken şey aslında şu. Kişi doğruyu tespit ettin mi? Ettin. Doğru nedir? Sosyal medya aile içerisindeki sohbeti ortadan kaldırılır. Doğru. Tamam, sen buna inandın mı? İnandın. O zaman sabır. Sabırla anlatacaksın. Bir başka yolu yok. Başka yok. Hanımımızı anlatacağız, çocuğumuzu anlatacağız, çocuğumuzu anlatacağız. Yani sohbet. Şimdi neden? Cumhurbaşkanı Çin'e gidiyor 14 saat havalı uçak 15 saat. Ya da neden işte Putin gidiyor Çin'e, Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya havalı 10 saat 15 saat geliyor. Sosyal medya var, internet var, görüntülü toplantı yapabilirler değil mi? Ama bir şey var orada, dokunma. Bugün aile için perdeler çekilerek aile bile artık birbirine dokunmuyor. Arada müthiş bir medyatik bir duvar var. Bu duvarı kim keşfettiyse sabırla anlatacak. Biz burada bir fasulye yaptık. Aramızdan bir misafirimiz der ki, ya sen abi cuma günü yaptın, ben de ayda bir kere fasulye demeyelim de işte barbunya günü şeyi yap, bamya günü yapalım. Burada kastımız nedir? Bu şirin evlerde, şirin evlerde yayılsın. Komşuluk ilişkileri, komşuluk ilişkileri, komşuluk ilişkileri. Bakarsın yani bir attığımız küçücük bir adım dünyanın öbür tarafından ya hakikaten kalkarız burada bir komşuluk vakfı kurarız. Komşuluk derneği kurarız. Adı komşuluk sadece. Evet. Yani renk, dilin, sınıf, para, şahı, şöhreti sevmiyorsun abi. Komşu. Bütün mesele komşuluk ilişkileri. Tabii bunları ne yapmak lazım? İstismar etmemek kaydıyla, bıktırmamak kaydıyla. O da var yani. Yani şimdi buraya 3 saat, 4 saat burada konuşacak halimiz yok. Kimsenin aklını, zamanını gasp etmeye de hatta yok. O büyük özgürlüklere çok dikkat etmek lazım. Zamana çok dikkat etmek lazım. Evet, bu sorunları var. Ama böyle bir faaliyet yapmakta fayda var. Sabır. Evet. Şey, toplam bizim alacağı vakit 30 dakikadır. 30 dakika hiç durmuşum. Tezgah alt üst olmaz. Allah'ım. Allah'ım. Evet, biz size tekrar teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Sıratalık gerekli olsun, söylüyoruz. Şu anda sesim ve şeyde biraz rahatsız olduğu için konuşmakta zorlanıyorum. Ben gerçekten konuşmamda teşekkür ediyorum. Başta da böyle bir olayı başlattığı için Necdet Bey'e teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Yani tabii bunlar güzel şeyler ama önden olabilmek çok daha önemli. Yani olan bir şeye katılmak daha kolay ama olmayan bir şeyi de hani bu hale getirmek daha da önemli. Onun için Necdet Bey'e teşekkür ediyoruz. Komşularımız adına hep beraber inşallah bu ileriki günlerde daha da bir şey aramızdaki komşu işlerini geliştirecek. İnanıyorum ki daha iyi, güzel olacağını inanıyorum. Teşekkür ederim. Evet, Reza Bey, siz de buradan geliyorsunuz. Sülapi'de, Şırnak'ta komşuluk ilişkilerinin dünü, bugünü, bu Kayseri. Abi bizde komşuluk hala var, var olanda aldı bir der. Buranın da güzelliği bu aslında. Şimdi birebir insanlar birbirini tanır, birbirine gider gelir,
şey gibi Büyükşehir'deki yaşam tarzı daha çok şükür olarak yanmıyor. Hani biraz daha hem köy yaşamında hem de ilçelerde. Hani bir örneğin taziye olur, bütün mahalle okumuşu, ev için sefer alır. Hani o işte, düğünü olur, bütün mahalle onun için sefer alır. Bir de ziyaretleri genelde oradaki kadınlar, erkekler beraber yaparlar. Yani mesela taziye gelir bir yere ve bu mahallede öğle namazı sonrası, daha öğle namazı sonrası beraber şu mahalle taziye gidelim, bu şükre taziye gidelim diye toplamda gidelim. Bu adetler, bu şükürler falan bize kaybolmadı. Şimdi gördünüz, ev yaptık, biz böyle öncesinden sonra bir hafta sonra bir arkamız vardı bu şeyde. Şehir dışında daha uzak bir yerde bir inşaat orada yapmak zorunda, daha geniş bir avlumuz olsun, bahçemiz olsun diye plan yapıyoruz bu kapımız için. Ama işte bizim oradaki mahalledeki yaşam tarzı, konuşmamız ilişkileri bunu yapımızda engeller. Yani biz alıştık, burada kaldık. Yani, etrafımız güvenli, güvenli insanlar oldu. Alıştık, bu yola devam edelim diye. Dedi ki, evimde bulunduğumuz eski evin olduğu yerde. Yani onun için... Yani evde de bu dedikleri yerde de adım atacak yer yok yani. İsteseler de hani böyle bir Anadolu evi gibi bir şey, geniş bir avlusu olan bir ev yapabilirlerdi. Ama anne dedi ki beni buradan koparmayın, komşularından koparmayın. Biz yeni evimizi burada yapalım. Komşu bağlarıyla tekrar aynı yerde kaldılar. Yani bina, yeni binalarını aynı mahallede yaptılar. İşte bu adet yine ana evine devam ettirmek istiyor. Allah razı olsun. Onun bir yeti o tabi. Sizleri elinden çıkarmak istemiyor. Şöyle bir şey var da benim biraderim doktor. Evlendi 2011'de okulu bitirdi, 2012'de evlendi. Evlendiğinde işte bulunduğumuz yer biraz dağıttı, yeni bir yerde ev tuttu, burada kalacak diye. Burası çok önemli ama, bunun altını çizerek dinleyelim. Evi dayadık, koşuduk, başladık, işte bir eksiklerini giderler. Bir gün gittiler, ikinci güne bizde kaldılar, üçüncü güne bizde kaldılar, dördüncü güne bizde kaldılar. Ve o ev bir sene, iki üç ay boyunca, bir 14-15 ay boyunca kirası ödendi halde, dayalı çözdüğü halde kimse kalmadı. Hep vardı ki savunma yatıp baktılar. İnşaat bitinceye kadar. Yani bu iyi mi? İyi, çok iyi. Müthiş. Ama ona da işte hani kardeşin mamiz bu. Kardeşim. Yani, o tamam da gelinin öyle adetli olması o da aslında şey değil de sana gelin ilk geldiğinde buna çok şey değil de böyle izledi, gördü, kendi kendine buldu. Yani şöyle kimse kimseyi zorlamadı bize. Zorlan sayıda el dayanı düşenler diye kendi kendine bu şekilde ilişkiler... Civanbaş olmak ister mi orada şimdi? Değil mi öyle değil. O şeyi bozamaz ilişkiler o zaman. İlişkiler düşenmez onu kendisine bir şekilde dayanıyoruz. Mesela sen bir yerde sıkıntı yaşamazsan, boruk yaşamazsan ya da bir kim, nefretle buna benzer bir olumsuz bir durdurlukta görüyor, tanışma yaşamazsan bence kalabalık ailelerin verdiği haz hiçbir yerde yok. Her zaman bir alternatifiniz vardır. Her zaman sohbet edecek, konuşacak birileri vardır yani. Biz şey yapmak için başladık. Mesela şimdi öğle yemeğini beraber yedik, muhabbet ediyoruz hep beraber. Biz de sofrayı, mümkün de sofranızı bir tutmaya çalışıyoruz. Bereketi olur. Bu kadar şey... Sofra ortak kuruluyor değil mi size? O bereket her türlü işte. O zaman da nerede olacak? Yani biri festivali bilmem ne oluyor. İzlettik derken şey geçiyor. Mehtabcım. Dediğim gibi iş güç zamanı. Şimdi de bakalım. Peki, kesinlikle çok teşekkür ediyoruz. Kameraların kardeşlerimizi de Çınar TV olarak teşekkür ediyoruz. Sevgili Çınar Televizyonu izleyicileri, inançlar olarak ilkini yaptığımız fasulye ve cuma sohbeti inşallah sizler de izleyince umarım hoşunuza gidecektir ve sizler de diyeceksiniz ki biz neden kendi iş bölgemize yapmıyoruz? Eğer böyle bir soruyu size sordurabilirsek umarız okumuz hedefine varmış olur. İkinci fasulye ve cuma sohbetinde buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.